El kelamu fil nübüvveti ve risale. Nübüvvet ve risalet üzerinde kelam. Ve fi irsalir rusul. Peygamberler göndermekte hikmetun. Hikmet vardır. Bu hikmet kelimesini gördüğünüz anda vacip olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Eğer Maturidi Hanefi bir metin okuyorsanız hikmet kelimesi geçiyorsa adam şunu demek istiyordur. Şu vaciptir demek istiyor. Peygamber göndermek vaciptir. Hikmet gereği. Kime vacip? Allah'a vacip. Allah peygamber göndermek zorunda. Eşariler böyle düşünmezler. Mümkündür eşarilere göre. Allah'ın her şeyi yapması mümkün olduğu gibi peygamber göndermesi de mümkündür. Göndermemesi de mümkündür. Hanefilere göre mümkün değil. Kesinlikle gönderecek. Ama Hanefilerin de daha sonraki aşamalarda eşarilere yaklaşanları olmuşlar. Olmuş. Eşariler gibi diyenler olmuş Hanefilerin içinde. Mümkündür diyenler olmuş. Onlar o görüşleri kendilerine bağlar tabii. Ve kad ersalallahu teala, Allah göndermiştir. Rusulen, peygamberler, minel beşer, insanlardan, ilel beşer, insanlara, mübeşşirine ve munzirin, müjdeleyici olarak ve korkutucu olarak, uyarıcı olarak. Ve mübeyyinin, açıklayıcı olarak, linnâsi, insanlara, ma, o şeyleri ki, yahtâcûne, insanların ihtiyacı var, ileyhi, o şeylere, min umûri dini ve dünya, dünya ve din ve din, dünya işlerinde. Yani insanların din ve dünya işlerinde ihtiyaçları olan meseleleri onlara açıklayan, uyaran, müjdeleyen insanlar göndermişlerdir peygamberler. Ve eyyedehum, onları teyit etmiştir, onaylamıştır peygamberleri. Bil mucizati, mucizelerle. En nakidati, bozan. Lil adati, adeti bozan. Yani adetin hilafına işler çıkaran mucizeler ile onları onaylamıştır, teyit etmiştir. Önce okuyayım sonra açıklayalım. Ve evvelül enbiya, peygamberlerin ilki aleyhimussalatu vesselam, Adem'u, Adem'dir. Ve ahiruhum, sonuncusu Muhammedun, Muhammed'dir. Aleyhimesselam. Ve kadruviye, rivayet edildi. Beyanu adedihim, peygamberlerin sayısının açıklamasında, yani sayısının söylenmesi hususunda, fi ba'dil hadis, bazı hadislerde sayısı söylenmiştir. Bazı 124 bin, bazısında 224 bin falan diye geçiyor. Vel evla, uygun olan, el la yuktasar ala adedin, yani fit tesmiye, belirli bir sayı olduğuna kesin hüküm vermemek daha doğrudur. Fakat قال الله تعالى, Allah demiştir ki, bu ne ya? Bir dakika. Tamam. Minhum men kasasna aleyke. Kıssasını sana anlattıklarımız da vardır peygamberlerin içinden. Ve minhum men lem naksus aleyk. Kıssasını anlatmadıklarımız da vardır peygamberimize hitaben. Ve la yu'menu fi zikril adet. Sayının zikredilmesinde iman edilmez, inanılmaz. Neye? En yedhul fihim, onlara dahil edilmesi peygamberleri, men leyse minhum, peygamberlerden olmayanın dahil edilmesi. Yani birisi zikretti, 124 bin dedi. Aslında 224 bin ise adam 100 bin peygamberi inkar etti demeyin diyor yani. Önemli bir şey demiyor aslında burada, cümleyi söylemiş yani. Ev yahruc minhum men huve fihim. 124 bin dediyse 100 binini çıkarmıyor. Veya 224 bin dediyse peygamber olmayan 100 bin insanı eklemiyor bu kişi. O hadisin daha sahih olduğuna inanıyor yani demek ki bu adam. Derdi bu. Peygamber olmayana peygamber demek değil. Peygamber olana da peygamber demek değil. Olmayana da peygamber demek değil. Ve kulluhum, önemsiz bir cümleydi yani şurası. Hiçbir önemi yok. Okumadık gibi varsayabilirsiniz. Ve kulluhum, peygamberlerin hepsi, kânû muhbirîne, haber veriyorlardı. Mübelliğîn, ulaştırıyorlardı. Anillâhi teâlâ. Allah'ı tebliğ ediyorlardı ve Allah'tan haber veriyorlardı. Sâdıkîne, sadıklardı. Nâsihîne lil halk. İnsanlara nasihat ediyorlardı. Tamam, güzel. Ve eftalül enbiya,
Peygamberlerin en üstünü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'dir. Delili nedir arkadaşlar? Peygamberlerin en üstünün Muhammed oluşunun sallallahu aleyhi ve sellem delili nedir? Biliyor musunuz? Bunu mesela ben desem ki şu an en üstünü İbrahim'dir desem belki içinizden beni tekfir edenler falan da çıkabilir. Ama delili nedir yani? Bu kadar net, bu kadar faciaya sebep olan atıyorum bir meselede biliyor musunuz delili? Evrensel olması mı Tayfun Hocam? Getirilebilir. Yani başka delil de getirebilirsiniz. Rahmet peygamberi olması da diyebiliriz belki. Başka peygamberle de rahmet peygamberi olabilir. Sadece bizim peygamberimiz değil. Ama peygamberimizin yani hem son olması hem de kendisinden sonra herhangi bir peygamberin gönderilmemesi ve tüm insanlığa gönderilmiş olması onu üstün kılıyor bence yeterince. Hani çok da bir şey aramamak lazım ama bu konuda çok farklı deliller vardı da onlar geçerliliği olmadığını düşündüğüm için şey yapmıyorum. Tabi bu dediğiniz deliller öne sürülebilir. Ama ben de şunu sorarım. Bahsedilmemiş peygamberlerden aynı sıfatlara sahip bir peygamberin gelmediğine nereden kanıtımız, delilimiz var? Ya tamam, son olması haricinde evrensel olması, işte rahmet peygamberi olması vesaire, bu özelliklere sahip bir peygamber gelmediğini nereden biliyoruz? Ya şimdi ayetlerde şey de var mesela. Hazreti İbrahim'i bütün insanlığa imam kıldığı var Allah'ın. Peygamber'e, bizim Hazreti Muhammed'e emrediyor, İbrahim'in dinine uy. Hatta buna dair hadis kaynaklı şeyler de hatırlıyorum ben. Mesela işte dirilme anında öldükten sonra Resulullah Aleyhisselam diyor, kalktım Musa'yı gördüm diyor. Benden önce mi kalkmıştı, ben mi ondan önce kalktım bilemedim. Halinde bir hadis de okumuştum yani. Öyle şeyler şimdi, de var. Asıl yaygın olan delil, meşhur olan delil şu. Kur'an'da geçtiği üzere bizim ümmetimiz en hayırlı ümmet. İnsanlar içine çıkarılmış en hayırlı ümmet bizim ümmetimiz. Ayetle sabit bu. Peygamberin en hayırlı, en üstün peygamber oluşunun delili de buradan kıyasla söyleniyor. Yani biz en hayırlı ümmetsek bizim peygamberimiz de en üstün peygamber olacak. Doğal olarak deniyor. Bu bence makul bir delil. Yani eğer bizim ümmetimiz en üstün ümmetse insanlar içerisindeki, neden en üstün ümmet olalım ki biz? Bizim diğer insanlardan hiçbir farkımız yok. Biz de onlar gibi insanlarız yani. Sıramız gelmiş doğuyoruz. Sonra sıramız gelince ölüyoruz. İşte bizi üstün kılan peygamberimizin üstünlüğü. Belki zeka gelişmişliği, belki toplumsal gelişmişlik, belki vesaire başka türlü şeyler. Evet. Niye olmasın ki? Onu bilmiyor. Niye Resulullah Aleyhisselam'ı en üstün kılmış olsun? Bizim en üstünlüğümüz niye onu en üstün kılsın? Onu anlamadım. %100 kılar demiyorum. Makul bir gerekçe yani. Tamam. Dediğin itirazlar getirilebilir elbette. Ama bu itirazların gücü bu delillendirmenin gücü kadar değil bence. İnsan aklına gerçekten de en üstün ümmet bizsek en üstün peygamber de odur. Bu fıtri bir kıyas yani. Her ne kadar burhani olmasa da fıtri bir kıyas. Ama dediğin itirazlar getirilebilir mi? Getirilir. Hadisler var. Birkaç tane hadis var. En üst, sizin en hayırlınız benim şeklinde hadisler var. Peygamberin söylediği. Genelde zayıf hadisler bunlar. Senet olarak da zayıf zaten de. Metin olarak baktığımız zaman da peygamberin kime hitap ettiğine de bağlı olabilir yani. Bütün insanlardan en üstün benim anlamı çıkmaz ondan. Hitap ettiği insanlardan daha hayırlı olduğu anlamı çıkar. Ama Kur'an'a dayandırmak için Kur'an'dan o ayeti söyleyelim işte. En hayırlı ümmet bizsek demek ki en hayırlı peygamber de Hazreti Muhammed olması lazım. Ve Nazan Hoca'nın dediği gibi son peygamber olması gerçekten önemli. Çünkü artık insanlığın peygambere ihtiyaç duymayacak aşamaya geldiğinin bir göstergesidir bu. Peygambere ihtiyaç duymayacak aşamaya gelmesi için bu peygamberin en hayırlı peygamber olması lazım denilebilir.
Ama ne de ayeti diyor yani kemale erdirdim. Sizin için artık hani mükemmelleştirdim. Tabii. Ona da kıyas edilebilir. Yani dinin en üstün olması, en tam din, en üstün ümmet. Hepsi bir araya gelince peygamberin de en üstün olması gerektiği sonucuna götürüyor bizi. Tayfun hocam bir de şeyi savunanlar var değil mi? Levlake şeyini, hadisini. Hani evet, evet. Ama evrenin... onlar itikatta delil olmaz hocam. Yani o bayağı hadis kendisi de zayıf bir hadis zaten. O tür hadisler çok var ama genelde hepsi zayıf onların ya. Çoğu uydurma hatta yani. Hadis kıstaslarına göre uydurma. Ama dediğim gibi istersek Kur'an'dan alalım delili. Bu hususta ben burhani bir delil görmedim. Burhani olan %100 kesin bir delil görmedim. Ama dediğim gibi bütün işaretler Resulullah'ın en üstün peygamber olduğunu gösteriyor. Sadece yani Hazreti İbrahim'le alakalı bir ekstra durum var. Çünkü Kur'an'da bayağı açık geçiyor Hazreti İbrahim'in üstünlüğü birçok açıdan. Onu bütün insanlığa imam kılması, Resulullah'a emretmesi onun dinine uyuş şeklinde. Birçok onun kıssası zaten uzundur biliyorsunuz. Kur'an'da İbrahim'le alakalı çok böyle övücü ifadeler var. Ve onun üstünlüğüyle alakalı çok övücü. İşte Halil, dost meselesi vardır. Hazreti İbrahim'in Allah'ın dostu olması. Biz Resulullah'a da Allah'ın sevgilisi deriz. Habibullah deriz. Kur'an'da geçmez bu. Hadislerde bile geçmez. Onu biz yakıştırıyoruz ona. Neden? Çünkü üstünlüğünü ifade etmek için, üstünlüğünü göstermek için. Biz yakıştırıyoruz. Tek şüphe edilebilecek durum bu benim gördüğüm. Yani İbrahim'le belki kıyaslanabilir. Ama onun dışında çok ben şüphe edilecek bir durum görmüyorum Resulullah'ın üstünlüğü konusunda. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in soyundan yani üç dinin de Hazreti İbrahim'in soyundan gelmesi de aslında onu bunun üstün kılabilir. Delil gösterilebilir ama o soydan gelmek bence bir şey değil ya. Yani gelebilir. Çok önemli değil yani. Evet, o da var. Ama tabii o soy Hazreti İbrahim'in soyundan gelmesinin sebebini biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'in duası zaten. Benim zürriyetimden liderler, önderler kıl diyor Hazreti İbrahim. Allah duayı kabul ediyor ama diyor ki zalimleri biz önder kılmayız. Demek ki soydan zalimler de gelmiş yani. Peygamberler geldiği gibi zalimler de gelmiş. Yani Hazreti İbrahim'i uyarıyor Allah. Biz zalimleri, babası biliyorsunuz zaten şeydir. Putperestti Hazreti İbrahim'in de. Dolayısıyla biz hani tamam eftalül enbiya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Ahmet hocam bir şey diyecektiniz siz. Buradaki kelam kitaplarında burada ne var diye bir bakayım dedim hocam. Deliline getirmişler. Şeyi getirmişler. Yani birkaç delil getirmişler de ilk getirdikleri delil Kur'an'dan elemler şahle kesedrek ayeti var. Evet. Ondan önce işte Hazreti Musa'nın işte Kala Rabbi işahli sedri ayeti var. Evet. Diyor ki yani Hazreti Musa bunu istedi Allah'tan ancak Hazreti Resulullah'a Kur'an'da diyor ki biz sana onu verdik. Bu Hazreti İbrahim, hani Hazreti Musa da altı büyük peygamberden olarak söyleniyor. Doğal olarak en üstünü Hazreti Resulullah olmuş oluyor diye ayet o şekilde ayetleri bağdaştırmışlar. Yine tabii bu da yine fıtri bir delil olur. Yani burhani olmuyor hocam. Burhani yok zaten baktım. Burhani olmuyor. Burhaniye en yakını gerçekten ümmetin en üstün ümmet olması. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani o yine burhani değil ama ümmetin en üstün ümmet olması en uygun şey, peygamberin en üstün olduğuna işaret eden en uygun delil bence. Bana da hatemlik daha çok böyle akli geliyor hocam. O da makul, evet o da makul. Nazan Hoca'nın da dediği gibi daha demin. Sonuncu peygamber oluşu, bu da önemli yani. Sonuncu peygamber oluşunun da. Ama yine de Allahu Alem diyorum yani, bilemiyorum. Tamam, burayı da okuduk.
Vel melâiketu. Şimdi önce Allah'ı bir çözdük, sonra peygamber, sonra melekler. Aslında sıralama böyle değil, değil mi? Allah, melekler, kitaplar, peygamber. Bu sırayı gözeten sadece filozoflardır. Allah önce Allah'ı bulurlar, sonra meleklerle, akıllılar dediğim şey melekler, sonra kitaplar, sonra peygamberler. Asıl olan kitabın peygambere delil olmasıdır. Peygamberin kitaba delil olması değil. Kelamcıların düştüğü hata bu. Az sonra onu anlatacağım. Tamam. Vel melâiketu ibadullahi teâlâ el-âmilûne bi-emrihi. Allah'ın emriyle amel eden Allah'ın kullarıdır. La yusafûne bi-zukûre ve unûse. Ve la unûse. Erkek de değillerdir, dişi de değillerdir. Ve lillâhi teâlâ kutubun. Allah'ın kitapları vardır. Enzelâhâ. Onları indirmiştir. Alâ enbiyâihi. Peygamberlerine. Ve beyyene fîhâ. Onlar da açıklamıştır. Emrahu. Emrini. Ve nehyehu nehyini, yani yasaklamalarını açıklamıştır. Ve va'dehu ve va'iduhu. Vaat demek Türkçe'de de. Va'id tehdit demek. Tehditlerini de, cehennem ve tehdidini de, cennet vaadini falan açıklamıştır. Tamam. Vel mi'racu, miraç li Rasulillahi Teala. Rasulillahi, evet, aleyhisselam. Rasulullah'ın miracı. Fil yakaza, uyanıklık halinde, bir şahsihi, şahsıyladır, ile sema, gökyüzüne. Rüyada değil, yani bildiğin bedeniyle çıkmıştır diyor. İhtilaflı meseleler yine. Summa ila ma şaa Allahu minel ula. Sonra daha yüksek alemlere, Allah'ın dilediği yerlere nedir? Hakkun, haktır. Miraç haktır yani diyor. Şimdi ayette geçen Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişi. Yani Mekke'den Kudüs'e gidişi. Diğerleri hadislerde var. Meşhur hadislerde geçen semaya yükselişi. Herhangi bir sema. Haber-i vahidlerde zikredilen de en yüce mertebelere yükselişi. Yani biz şeyi bilsek yeter. Peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede gitti. Şahsıyla mı rüyada mı? Beni ilgilendirmiyor. İlgilendirseydi ayette görürdük bunu. Bir şekilde gitmiş. Tamam. Nübüvvet bahsi bitti. Gördüğünüz üzere hiçbir delillendirme yok. Çünkü bu kitabın işi delillendirme değil. Meseleleri zikretme. Şimdi ben delillendirmeye biraz girmek istiyorum. Çünkü geçenlerde de bu konu tartışıldı. Mucize meselesi. Konuşuldu. Sosyal medyada da, işte ilahiyat camiasında da çok konuşuldu. Bu işin analitik olarak başladığı yer şura. Peygamber göndermekte hikmet vardır veya adalet vardır diyor Mutezile. O yüzden peygamber göndermek vaciptir Allah'a. Neden? Şimdi biz öncelikle Allah'ın varlığını, birliğini bulduk, sıfatlarını bulduk. Kainattaki işte alem işleyişini nasıl olduğunu bulduk diyelim. Sonra dedik ki Allah adaletle vasıflanması gereken bir varlık. Neden? Çünkü adaletin çelişiği zulümdür. O zaman bir şey ya adaletle vasıflanacak, irade sahibi bir varlık, ya adaletle vasıflanabilir ya zulümle. Zulüm adaletin bozulması. Yani bir şeyin olması gerektiği halin dışına çıkması. Allah da kadimdir. Kendisinde bir değişiklik arız olamaz. O yüzden Allah'ta bulunan şeyin adalet olması lazım. Çünkü zulüm değişikliği gerektirir. Bir şeyin olması gerektiği hal kadim olduğu haldeki halidir. Zulüm sonradan arız olur. Dolayısıyla kadim olan bir şeyin zalim olması imkansız. Buradan kelamcılar diyorlar ki Allah eğer kadimse adil olması gerekir. Tamam. İniyorlar dünyaya. Diyorlar ki bu dünyada insanlar işte zulüm görüyorlar, acı çekiyorlar. Ama karşılığını almadan ölüp gidiyorlar. O zaman Allah da adilse bu karşılığı almaları lazım. Karşılığı alacaklarsa ölüm son değil. Ölümden sonra bir şeyler var. İnsanlar birbirinin hakkına girebiliyorlar. Birbirlerinin işte rızkını yiyebiliyorlar, öldürebiliyorlar falan. Dolayısıyla bu adaletin gerçekleşeceği bir zemin lazım.
öldükten sonra. Eğer böyle bir zemin varsa şu anki insanlar imtihanda demektir. İnsanlar imtihandadır o zaman. Peki insanlar imtihandaysa ne hususunda imtihanda olduklarını bilmeleri gerekir. Eğer bilmezlerse zulüm olur. Neyden imtihan ediliyorum de? Sürpriz olmaması lazım. Bilmeleri gerekiyorsa kim yapıyor bu imtihanı? Allah. O zaman Allah'ın bana bunu bildirmesi vacip, adaleti gereği. O yüzden hikmeti gereği yani vaciptir diyor. Mutezile adalet gereği, lütuf gereği vaciptir diyor. Hanefiler hikmeti gereği vaciptir diyorlar. Eşarilere göre delidir, ne yapsa yeridir. Allah'a hiçbir şey vacip değil. Bir şey sorabilir miyim? Bir daha şey getirsek. Bu dünyada karşılığını almadıkları belli fiilleri var insanların. Dolayısıyla zorunlu olarak bu karşılığı almaları için bu dünyadan sonra yaşamın devam ettiği ikinci bir dünyanın veya yaşamın varlığı zorunlu dedik. Evet. Bu böyle bir yaşamın varlığı eğer zorunluysa insanlar bu dünyada imtihandadır dedik. Evet. Niye böyle bir şey söyledik? Onu anlamadım. O zorunluluk bu imtihanı niye zorunlu kıldı? Biz bu sebebin bir sonucun olması lazım dedik. Bu sonucun sebepleri de bu dünyada var oluyor dedik ama imtihana birden nasıl bağladık bu işi? Öyle bağladık. Eğer ki ben senin hakkına girebiliyorsam, senin hakkını alıyorsam, senin o hakkı benden alman lazım. Tamam. Senin o hakkı benden alman için bir yerlerde bizim sorgulanmamız lazım. Kim alacak bu hakkı benden? Bir yerlerde bir işte adı sorgulanma diyelim mesela. Bir yerlerde bunun sorulması lazım. Peki eğer ben yaptığım işlerden sorumluysam, sen de sorumlusun ve bu bir yerlerde sorulacaksa bana, şu an ben imtihandayım demek değil midir bu? İmtihan denilen şey sorulacağını bu. Nereden çıkarmış oldunuz bu arada? Şurada, adaletinden mi? Allah'ın adil olması gerekiyor dedik. Allah adil olacak. Ben hiç kimse aldığı, yaptığı eylemlerin karşılığını bu dünyada alamadı. O zaman bu dünyanın ölüm son değil. Ölümden sonra herkes karşılığını alacak. Adaletin tahakkuk etmesi için. Ve insanlar bunun karşılığını alacaklarsa hakkını almak demek senin de aynı zamanda birilerinin hakkının hesabını vermen anlamına gelir. Tamam. Bu imtihan demektir işte. Sorumlusun işte. Sen sorumlusun. Yaptığın fiillerden sorumlu olduğun sonucuna vardın. Sonra dedin ki o zaman imtihandayım. Biz burada seçim yapıyoruz. Seçimlerimizin bir sonucu var. Dediğiniz gibi ve bu sonuçlar burada hepsi sonuçlarını bir anlamda burada sonuçlarını göremeyebiliyoruz. O halde başka bir yer olması gerekiyor. Neden? Çünkü Allah adil. Evet. Allah'ın adaletine dayandırdığımız için diyoruz ki eğer Allah adilse ölümün son olmaması lazım. Ölümden sonra bir hayatın olması lazım. Eğer ölümden sonra bir hayat varsa ben hakkımı alacaksam başkalarından ve başkaları da benden hakkını alacaksa buna imtihan demek neden garip geliyor? Bu imtihan bu değilse nedir? Onu soruyorum ben. İmtihan bu değilse nedir? Genelde hocam kelamda imtihan şöyle algılanıyor. Allah Teala yani bizden bir şey istiyor. Bir hedefe gitmemizi istiyor. Ve o hedefe gitmemizi isterken biz yani şimdi mesela ben size diyorum ki buyurun gelin evimize. Ama adresi vermem gerekiyor. Adalet sıfatından dolayı. Adres vermediğim zaman burada bir sorumluluk yani sizden sorumluluk düşmüş olur. Çünkü neden? Ben size diyorum ki buyur gel evimize ancak adres vermiyorum. Yani bu burada sizden istediğim fiilin gerçekleşmesi için yolu bir anlamda düzeltmiyorum sizin önünüzde. Gerekli olan araçları sizin önünüze koymuyorum. Eğer gerekli araçları koymasam o zaman sizden bir anlamda
sizden o evime gelmemi istemem de adaletin dışında olmuş olur. Yani aklende. Sonra yargılamak istesem eğer. Sonra desem ki neden gelmediniz? Diyeceksin ki adresi vermedin ki. Evet. Bu anlamda yani böyle daha çok sanki şey oluyor hocam. Şimdi, İmtihan buradan daha çok algılanmış oluyor. Şimdi adalet atıyla bilmiyorum. Karıştım biraz da. Salt akılla ben salt akılla bulabileceğimiz yegane şey adalet de şu demek değil mi? Bir birimin karşılaşması gereken sonuç o birimin yani karşılaşması gereken sonuçla karşılaşması. Ya daha nasıl söyleyeyim? Doğru, anladım. Ben anladım dediğini. Tamam yani. Evet. Şimdi bundan dolayı adalet dediğimiz şey aslında bizim sebep-sonuç ilişkisinin varlığının zorunluluğu. Yani sebep-sonuç ilişkisi, adalet. Filozofların terminolojisine geçiyorsun. Şimdi önce kelamları anlatalım. Sonra filozoflara geçeceğiz. Tamam. Neyse. Adaleti... Ben şu an doğrusu bu diye bunu söylemiyorum. Bu kelamcıların görüşü. Anlattığım kelamcıların görüşü. Benim başka bir görüşüm var. O başka mesele. Şimdi şöyle diyeyim. Bu kelamcıların görüşüyle nasıl yorumlanabilir bilemedim ama. Şimdi sebep-sonuç ilişkisinin varlığının zorunluluğu veya işte adaletin de hak edenin hak ettiğini bulması. Aynı kapıya çıkıyor. Evet. Bunun zorunluluğu benim şu düşünceye varmam için ancak yeterli geliyor. Bu dünyada aslında öteliyor olmamın, yaptığım şeylerin sonucunu öteliyor olmamın da aslında bu çarkla bir çelişkisi var. Yani ben yaptığım an o fiilin sonucunu yaşıyorum. Bu sebep sonucunu anında doğurdu aslında. Ben bunu farkındayım değilim ama doğurdu yani anında doğurdu o sonucunu. Bunun benim akli olarak bilebileceğim yegane şey bir sebebin sonuç doğurmasının zorunlu olduğu. Ama bu dünyadan sonra işte cennet diye bir yer veya cennetin neliği, cehennemin neliği. Orada kimse bir şey demiyor zaten. Biz diyoruz ki onlar mutluluk veya acı veren en genel tabirleri kullanıyoruz. Diyoruz ki böyle bir sorun olması lazım. İyiliğe giden veya kötülüğe giden bir son olması lazım. Yaptığın eylemlerden iyi bir karşılık alacağın veya kötü bir karşılık alacağın bir son olması lazım. Akli tamam. Olarak bunları söylüyoruz. Altından ırmaklar akan ağaçları olan cennete tamam, gitmemiz bunu, lazım demiyoruz. Bunu Allah'ın bize bildirmesinin zorunluluğu nereden geliyor onu anlamadım. Adaletiyle bunu nasıl bağlıyoruz? Yani bu sebep sonuç ilişkisini... Bunu bildirmiyor zaten. Biz zaten bunu akılla buluyoruz. Bu başka mesele. Allah'ın bildirdiği şey hangi amellerimizden sorumluyuz? Bizi neyden sorumlu tutuyor? Onu netleştirmek. Ben diyorum ki bazı konuları aklen biliyoruz. Diyoruz ki adam öldürmek kötüdür. Tamam. İşte Allah'ı bulmak, ona şükretmek iyidir. Tamam. Ama bunlar ayrıntıları neler? Yani eksiksiz bildirmiş midir ayrıntıları bize Allah? Bildirmesi gereken kadarını bildirmiştir. Ayrıntılarını da oralardan biz çıkaracağız. Ama örneğin Allah bize günde 5 tane namaz kılın diyor. Bunu akılla bulamazdık biz. Ama hırsızlığın evet. Haram olmasını akılla bulurduk. İçkinin haram olmasını akılla bulurduk. Tayfun hocam zaten bilenle bilmeyenin bir olmamasının sebebi de bu yani. Hani ayette belirtildi şu an ayeti hatırlamıyorum ama bir tutmamasının sebebi bu. Hani bildirdiği kadarıyla biz zaten sorumluyuz ama bilmediklerimiz ya da yorum sonucu çıkarabileceklerimizden sorumlu olmamız gibi bir durum yok aslında. Değil mi? Yani temel kesin şeylerden sorumlu tutuluyoruz. Allah yani öncelikle zaten buralardan şeye ulaşıyoruz. Neden din göndermesi lazım Allah'ın? Neden göndermesi lazım? Buralardan çıkaracağız. Zaten biz sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Hiç din göndermeseydi bile temel iman esaslarından, temel amel esaslarında biz sorumluyduk aklen. Adam öldürmememiz lazımdı. Hırsızlık yapmamamız lazımdı. İçki içmememiz lazımdı.
bunlardan zaten adil olmamız lazım falan. Zaten sorumlu olacaktık. Ama bunlar çok genel şeyler, genel hükümler. Hayatın biraz daha, bir tık daha aşağı inecek hükümleri içermesi lazım. İşte onlar için geliyor Kur'an veya diğer dinler. Yani hırsızlık, ben zaten biliyorum hırsızlığın kötü olduğunu ama adam, yani affedersiniz, aptal. Hırsızlığın kötü olmasının delilini ayetten getiriyor bana. Hırsızlık neden kötüdür? Çünkü Allah ayette hırsızlığı yasaklamıştır diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar böyle. Bunun için geliyor zaten şey, vahiy. Ben zaten biliyorum ama o adam bunu bilmesine rağmen bilmiyormuş gibi yapıyor. Ayette geçmezse hırsızlığa kötü demiyor. Bu yüzden Allah'ın bunu indirmesi lazım. Böyle bir hükmü bana indirmesi lazım. Çünkü ben bu adama hırsızlığın bile kötü olduğunu anlatamazdım yani. Ama Allah böyle dedi deyince tamam kötüdür diyor, geçiyor. Yani bu lüzumiyet bana biraz niye öyle geliyor bilmiyorum ama bana biraz inançlı insanların zoraki olarak çıkarsaması gibi geliyor bu lazımlık. Yani ben bu su şişesinin burada var olmasının lüzumuyla peygamberin veya dinin gelmesinin lüzumu arasında bir fark şöyle göremiyorum. Yani niye böyle bir yerde ahlaki denilebilecek bir gereklilik sunuyoruz ve buna zorunlu diyoruz, vaciptir diyoruz. Onu tam anlayamıyorum. Yani ama senin zihnindeki şey ile imtihan adını verdiğin şeyin sonucu arasında ne fark var? Sadece sonuç anlamında soruyorum sana. Bir fark yok. Mesele bu zaten. Sen buna imtihan kelimesine takılıyorsun. Yani imtihan kelimesi irade gerektiren bir şey. İşte imtihan kelimesi karşında sanki bir insan Allah varmış gibi. Yok. O imtihan kelimesine takılmamaya gayret gösteriyorum. Onda değilim de. Yine de bilmiyorum, dinin, peygamberin, kitabın gelmesinin zorunluluğu, adaletiyle bunu bağdaştırmak. Şimdi bu çok beceremiyorum yani. Kelimeler bize yaklaştırmak için kullandığımız kelimeler. Yani Allah'ın adaletiyle bir sultanın, bir başbakanın adaleti çok farklı şeyler. Biz adalet derken şunu kastediyor, Allah'ın adaleti derken bizim adalet olarak algılayacağımız sonucun ondan gelmesi lazım. Tamam. Biz buna adalet ismini takıyoruz. Allah'tan bakınca bu zaten adalet, zulüm olarak isimlendirilmiyor. Ama bizim karşılaştığımız sonuç itibariyle adalet olarak isimlendireceğimiz şeyin gelmesi lazım Allah'tan. Ama biz sonucuna nispeten bakıyoruz, diyoruz ki bizim adalet olarak göreceğimiz şeyin ancak Allah'tan sadır olması mümkün. Daha doğrusu zorunlu. Ondan dolayı adalet diyoruz. Bizim evet, imtihan olarak algılayacağımız şeyin ondan sadır olması zorunlu. Neden? Adalet olarak algılayacağımız şeyin sadır olması zorunlu olduğu için. Ona imtihan diyoruz. Filozofların terminolojisiyle söylüyorum. Kelamcılar bildiğin insan gibi düşündükleri için adalet diyorlar, imtihan diyorlar. O başka mesele. Ama neticede sonuç olarak karşılaşacağın sonuç anlamında aynı yere götürüyor. Yani o da iyilik göreceksin bu tarafta. İmtihan desen de demesen de. Adalet diyorduk, işte imtihan diyorduk. İşte sorgulama, hakkını alma, sorumluluk. Bu tür kelimeler sonucuna nispetle söylediğimiz şeyler aslında. Yani sonucunda bizim günlük hayatımızda imtihan dediğimiz şeyin, sorumluluk dediğimiz şeyin, adalet dediğimiz şeyin vesaire, bunların sonucunu görmemiz gerektiği için adına imtihan diyoruz veya işte sorumluluk diyoruz. Normalde bir hocanın öğrencisini imtihan etmesi gibi değil elbette Allah'ın kullarını imtihan etmesi. Ama hocanın öğrencisini imtihan etmesinin sonucunda öğrenci neyle karşılaşacaksa kul da öldükten sonra aynısıyla karşılaşacak. O yüzden benzetme olsun diye imtihan diyoruz adına. Tamam, bu biraz daha anlaşılır oldu sanıyorum. Allah adildir dememizin de anlamı bu.
hiçbir kelime, hiçbir mefhum Allah'a yüklem zaten olamaz. Biz adildir derken Allah'a veya hakkımızı işte bize iade edecek derken, işte bizi imtihan ediyor derken benzetme yoluyla yapıyoruz bunu. Yani mantıkta şunu göreceğiz ilerleyen aşamalarda. Bir şeyi lazımıyla tanımlayabiliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Adalet diyoruz. Adalet aslında Allah'ın bir lazımı. Allah'a yüklenen bir şey değil. Allah'tan gelen bir fiilin bizde doğurduğu anlam. Bizim adalet adını verdiğimiz şeyler ondan gelebilir ancak bize. Güneş sıcaktır demek gibi bu olur mu? Odaya sıcaklık girdi diyebilirsin mesela. Halbuki öyle odaya giren ışınlardır. Işınlar sıcaklığı doğurur. Güneşten sıcaklık çıkıyor. Yok. Güneşten fotonlar, ışıklar çıkıyor. Işıklar senin odanda sıcaklığa sebep oluyor. Aslında odana giren ışık. Işığın doğurduğu sonuç yani lazımı sıcaklık. Odaya sıcaklık girdi dediğin zaman olabilir. O lazımıyla tanımlamış olursun. Biz de adaletle karşılaşıyoruz. Aslında odaya giren adalet değil. Odaya giren Allah'tan gelen tanımlanamaz feyiz, taşma. Bize yansıma sorun ancak adalet şeklinde olabilir. Işıkların, güneş ışınlarının dokunma duyusuna yansıması ancak sıcaklık olabilir. Aslında odaya sıcaklık girmiyor. Dokunma duyusuna nispetle sıcaklıktır o. Görme duyusuna nispetle ışıktır. Kokumlama duyusuna bir nispeti yok işte falan filan vesaire. Allah'ın feyzi bizim fiillerimize nispeti adalettir. Aslında ortada bir adalet yok. Biz turnusol kağıdıyız. Biz adalet diyoruz ona. Bizim adalet de diyeceğimiz şey ondan çıkabilir ancak. Tamam, bu anlaşıldı. Bu yüzden işte imtihan dedik, sorumluluk dedik vesaire vesaire. Sonuçları cihetinden, lazımları cihetinden isimlendirdik bunları. Tamam. Kelamcılara göre, önce kelamcılara göre anlatayım. Sonra sıkıntılarını söyleyelim. Sonra en doğrusunu söyleyip bitirelim. Kelamcılara göre. Kastım eşari kelamcılar değil burada. Hanefi kelamcıları. Çünkü eşarilerde gerçekten hiçbir ölçü yok. Yani Allah peygamber göndermek zorunda değil. Eşarilere göre. Gönderdiği zaman mucize vermek zorunda değil. Mucize verdiği zaman onun peygamber olduğuna delalet etmek zorunda değil. Yani her şey mümkün 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 şeklinde zincir olarak ilerliyor. Ama inanmak zorundasın. Yani her şey olabilir ama inanmak zorundasın. Garip bir şey çıkıyor. O yüzden Hanefi kelamcıları biraz daha mantıklılar bu konuda. Mutezile özellikle daha mantıklıdır. Yani Mutezile çok şiddetli olarak savunur adalet şeyini. Tamam, ne diyorlar? Diyorlar ki Allah'ın peygamber göndermesi zorunlu veya mümkün. Hanefilere göre zorunlu, diğerlerine göre mümkün. İse peygamberi gönderdiğinde bunun bir delili olması lazım. Bir insan ben peygamberim diyorsa delili olması lazım. Öncelikle ne olması lazım? Bu adamın doğru bir şeyler söylemesi lazım. Mesela ben Allah'ım diyemez. Eğer ben Allah'ım derse göster lan mucize demezsin. Gerek yok. Davası yanlıştır çünkü bunun. Veya ben tamam ben Allah'ım diyemez. Çünkü Allah bedene giremez falan. Aklen bilmen gerekiyordu zaten bunu önceden. Diyelim ki tam doğru bir Allah'ı sana tanımladı. Dedi ki Allah böyle böyledir. Beni böyle bir Allah gönderdi. Ben de onun bir peygamberiyim dedi. Nereden bilirsin? Kelamcılar şimdi kıyas yapıyorlar. Diyorlar ki bir padişah, bakın kıyas buradan başlıyor. Bir padişah bir ülkeye elçi gönderdi. Bu elçi ikna edecek insanları padişahın huzurunda. Beni bu adam şu ülkeye elçi gönderecek diye padişahın sarayındaki insanları ikna edecek. Padişah burada. Aynı odadalar. Padişah söylemiyor. Ben bu adamı elçi olarak gönderiyorum demeyecek. Demiyor. Elçi diyor ki eğer diyor ben senin elçinsem, göndereceğin elçiysem üç kere otur kalk diyor. Padişah da üç kere oturuyor kalkıyor. Etraftaki insanlar da anlıyorlar ki ha tamam bu adam Allah peygamber
padişahın elçisiymiş. Bu adamı gönderecekmiş. Sonra işte hazırlıklarını yapıyorlar, gönderiyorlar bunu elçi. Aynı bunun gibi diyor işte kelamcılar. Allah da peygamberi gönderiyor. Mümkün veya vacip artık. Gönderdi. Peygamber geldi sana dedi ki ben peygamberim. Delilin ne diyorsun? Allah'a diyor ki üç kere otur kalk. O şeydekine nispetle söylüyorum. Orada enteresan bir şeyler yapacak. Olağanüstü bir olay gerçekleştirecek. Ayı yaracak mesela. İşte bak diyor benim peygamberliğimin delili budur diyor. Ayı yarıyor. Sonra sen inanıyorsun onun peygamber olduğuna. Kelamcıların iman için gerekli gördükleri şey budur. Yani eğer bir peygamber ben peygamberim dedikten sonra davayı söyleyecek. Sonra davasını açıklayacak. Diyecek ki ben şöyle şöyle bir Allah'ın peygamberiyim. Şöyle şöyle emirlerle geldim diyecek. Sonra insanlar delil isteyecekler. Peygamber de ayı yaracak bunun üzerine. Ancak bu durumda iman vacip. Ancak bu durumda iman vacip kelamcılara göre. Eğer ki bu delil talebi olmaksızın, bu mucize olmaksızın ben peygamberim diyorsa iman vacip değil. Yine söylüyorum kelamcılara göre. Bir meydan okuma sırasında ben peygamberim meydanını okuduğu zaman, ben peygamberim dediği zaman tam bu esnada buna delil olarak olağanüstü bir hadise gerçekleştirmediği müddetçe peygamberin peygamberliği ispatlanmamış demektir. Ona iman gerekmez. Kelamcılara göre. Şimdi bu işte Hakan Hoca'nın yüklediği videoda Hakan Hoca diyor ki bu paradigmayı doğru kabul ederek diyor. Yani gerçekten imanın böyle olması gerektiğini kabul ederek diyor. Diyor ki Allah Kur'an'da ne diyor? Bizi sana mucize vermekten alıkoyan şey, peygambere hitaben, sana mucize vermekten alıkoyan şey, öncekilerin inkar etmesiydi. Senden öncekilerin mucizeleri inkar etmesiydi. O yüzden sana mucize vermedik. Çünkü biz mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Ayet bitti. İsra suresinin yanlış bilmiyorsam 59. ayetiydi. Google'a yazarsanız çıkar. Şimdi ayete göre Allah peygambere mucize vermemiş arkadaşlar. Ayete göre Allah peygamber Hazreti Muhammed'e mucize vermemiş. Şimdi kelamcıların bu paradigmasına göre peygamberin peygamberliği sabit olmuş olur mu? Eğer mucize gerekiyorsa peygambere iman etmek için mucize gerekiyorsa ayı yarması gerekiyorsa mucize vermemiş Kur'an'a göre. Geldik sünnete, hadislere. Hiçbir hadiste peygamberlik iddiasından sonra bir mucize gösterildiği zaten söz konusu değil. Ordu gidiyor, ordu susuzluktan kırılmış. Müslüman ordu yani bu. Peygamber parmaklarından su çıkarıyor. Bu peygamberlik iddiasıyla alakalı bir şey değil ki. Olağanüstü bir hadise zuhur etmiş elinde. Şimdi sıkıntı şurada, buradaki. Mucize dediğin şeyi peygamberlik iddiasından sonra olağanüstü bir hadise göstermesi gerektiği şartını koyuyorsan eğer peygamberin peygamberliği sabit olmamıştır demek zorundasın. Çünkü gerçekten de senin inandığın kitaba göre de Allah peygambere böyle bir mucize vermemiş. Hadislere bakıyorsun zaten haberi vahid hepsi de şey zaten yok. Bu dediğin senaryoya benzer bir senaryo zaten yok. Hani ben peygamberim bakın bu da delilim diye bir senaryo yok hadislerde de. Hakan Hoca en azından bunu itiraf etti. Yani buradaki çelişkiyi itiraf etti. Kelamcılar bu noktada ya Hakan Hoca'nın yaptığını seçiyorlar. Yani bu paradigmanın yanlış olduğunu, eksik olduğunu söylüyorlar. Eğer bütün dini bu paradigmadan ibaret görüyorlarsa dinden çıkıyorlar. Ya da üstünü örtüyorlar arkadaşlar. Üstünü örtüyorlar. Yani bu hadislerin işte toplamı, mecmu
mütevatirdir. Demek ki mucize gerçekleşmiştir. Böyle halının altına hokus pokus diyor bizim Engin Hoca. Hokus pokus yapıyorlar. Katakulliye getiriyorlar yani meseleyi. Halbuki gelelim, gerçekten iman ne zaman gerekir? Yani peygambere ne zaman iman etmemiz gerekir? Ne olursa iman etmemiz gerekir. İbn-i Rüşd'ün bu konuda ciddi eleştirileri var. Okuyanlar bilir. Karşındaki ayın yarılmasıyla bu adamın peygamber olması arasında nasıl bir bağlantı var? Yani bir bağlantı olması gerekir değil mi? Alaka olması lazım. Adam ayı yarmasıyla Allah'ın gönderdiği peygamber olması arasında, insanlara Allah'ın emirlerini bildirmesi arasında hiçbir bağlantı yok. Bu şuna benziyor. Sen bir imam alacaksın bir camiye. Camiye bir imam alacaksın. Ama kasaplığını ölçüyorsun bunu. İyi et kesebiliyor mu? Peygamberin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Ama hiç ahlakına bakmıyorsun bunu. Veya insanları yönetebilecek mi? Yönetme özelliklerine bakmıyorsun. Psikoloji, sosyoloji, siyaset biliyor mu? Buna bakmıyorsun. Allah'ı iyi tanıyor mu? Buna bakmıyorsun. Neye bakıyorsun? Ayı yarıyor mu? Yarmıyor mu? Alakasız şeyler yani. İbn-i Rüşd'ün buradaki... Baktığımızda zaten peygamber kendisi de yapmıyor bunu. Yani hani yapan kendisi olsa yine bir miktar belki, ama yapan zaten Allah. Hani sadece işte peygamber, yani olağanüstü şeyi meydana getiren peygamber değildir sonuçta. Yine bir bağlantı yok peygamberlikle. Yani kendisinin peygamber olmasıyla alakalı. Ya şimdi şöyle ama hocam. Allah yapıyor olsa zaten yine peygamber yapıyor demiyor kimse. Yine Allah yapıyor. Ehl-i sünnete göre Allah yapıyor bu mucizeleri. Ama Allah'ın böyle bir şeyle peygamberini ispatlaması alakasız. Peygamberini böyle bir şeyle teyit etmesi alakasız diyor İbn-i Rüşd. Hocam zaten epistemolojik hocam olarak da ya sıkıntılı duruyor biraz. Yani deney gözlemle iman konusu belirleme. Hı, tabii. Farklı bir şey götürüyor yani. İşin o boyutlar zaten başka meseleler hocam. Yani oralardan zaten yani dinin değerini düşürmüş oluyoruz. Dinin epistemolojik değerini gerçekten şöyle yani bir sirk gösterisine indirgemiş oluyoruz, affedersiniz. Bir sirk gösterisine indirgemiş oluyoruz. Buradan şu çıkmaz. Şunu demek istemiyorum. Peygamberlerin elinde harikulade olaylar yani sadır olmamıştır demiyorum. Olmuştur diyorum hatta. Olmak da zorundadır. Ama bu peygamberlik iddiasıyla alakalı bir şey değil. Peygamberlik iddiasının ispatıyla alakalı bir şey değil. Eğer böyle görürsek bu sefer hepimizin içinde vardır arkadaşlar. Yani samimi olursak kendimize, gerçekten peygamberin peygamberliğinin ispatlanıp ispatlanmadığı hususunda, eğer mucize ise bunun ispatı, bir şüphe olur insanın içinde. Çünkü gerçekten bu konuda yeterli delil yok. Peygamber ayı yarıp yarmadığı, elinden su çıkıp çıkmadığı, olduysa bile bunun peygamberliğe delil olup olmayacağı hususu kesin değildir. Ya hatta öyle, eğer o delil olacaksa benim Deccal'e imanım farz oluyor mesela. Deccal diye bir varlığın şeyini konuşacak. Onu şöyle, ona benim iman etmem lazım. Tam iç mekanizmasına uyuyor yani. Onu da şöyle tarıyorlar. Diyorlar şöyle bir şey. Deccal'in davası yanlış zaten. Deccal ben Allah'ım falan diyecek ya. Ama her zaman öyle demeyecek. Ben Resulüm de diyebilir. Başka bir şey de diyebilir. Evet. Veya hocam, işte bir teknolojiyi kullanarak atıyorum bir Amazon'daki bir kabileye gidip onları kandırabiliriz yani. Aynen öyle. Hocam bir hocam, de eğer bir şey... ölçü olarak mucizeyi alırsak sadece o mucizeyi görenler onun peygamberliğini kabul etmiş ya da reddetmiş olurlar. Onu görmeyenler için delil olmuş olmaz o zaman. İspat olmaz mesela. Öyle diyorlar işte. Bu dönemde hata yaşayanlar için bile bir sorun olmuş olur. Çünkü diğerler için tevatür olmuş olmuyor. Artık kulaktan duyma bilgi olmuş oluyor sadece. O da işte yani mütevatir olacak hocam. Yanında, mütevatir yanında işin gücü yok. Sürekli işte her gittiği yere bir tane mucize göstermesi gerekiyor. Eğer delilimiz mucize olursa. Tamam, o zaten hocam, mucize olursa diyorlar. Delil mucize olursa
görmene gerek yok. Sana mütevatir olarak gelirse yine görmüş gibi olursun diyorlar. Öyle olur zaten. Eğer o olsaydı. Onun mütevatir olursa yine elimizden. Hocam bu şey örneğini söyleyecektim size. Şey yapamıyoruz yani. Benim sesim geç mi geliyor? Mehdi sen... Alo. Geliyor hocam senin evet, sesin. Evet ama çok çok az geç geliyor. Öyle çok fark edilecek bir geçlik değil. Bir iki saniyeydi. Tamam. Hocam burada şey örneğini bir söyleyeyim de. Bu Firavun'un önünde Hazreti Musa olması lazım. Büyücülerle yılanları kapıştırıyorlar ya birbirleriyle. Hani orada o zaman o büyücülerin imanı geçerli olmamış mı oluyor? Şimdi büyücülerin imanıyla yani Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeyle Hazreti Musa'nın peygamberliği bağlantılı. Ben şunu demiyorum. Mucizeyle hiçbir zaman imanın arasında bir bağlantı olmaz demiyorum. Yani mucize gösterdiği zaman hiçbir zaman bağlantı olmaz demiyorum. Musa'ya büyücü diyorlar. Musa orada peygamberliğini ispatlamaktan ziyade büyücü olmadığını ispatlıyor. Büyücü olmaması. Ama sonu, büyücü olmaması. Sonrasında iman ediyor ya büyücülere hocam. Allah senin Rabbine iman ederiz onu diyeceğim, diyor. Onu diyeceğim zaten. Hazreti Musa'nın büyücü olmaması onun peygamber olduğuna delil orada. Büyücü değilse peygamberdir. Çünkü başka ihtimal yok orada. Ama burada öyle bir ihtimal söz konusu değil. Peygamber büyücü değilse peygamberdir diye bir şey söz konusu değil. Karşısında büyücüler yok çünkü. Yani Hazreti Musa'nın karşısında büyücüler var. Büyücüleri aciz bırakıyor. Onu büyücü olarak alıyorlar o şeye, müsabakaya. Büyücü olarak kabul ediyorlar. Eğer büyücü değilse, çünkü bu işleri yapabilen bir insan ya büyücüdür ya peygamberdir diyorlar. Büyücü değilse peygamberdir sonucu çıkıyor. Ama böyle bir durum olmadığı zaman ayı yarmak mesela büyü de olabilir veya başka bir şey de olabilir. Karşısında büyücü yok ki. Şimdi İbn-i Rüşd'ün temel eleştirisine değinmiştim değil mi? Tamam. İbn-i Rüşd'e göre peygamberin peygamberliğiyle ayı yarmasının hiçbir alakası yok. Yani bir imam seçerken kasaplık özelliklerine bakmak gibi bir şey. Peki neye bakacağız? Bu hususta peygamberin elinden harikulade haller sadır olmuş olabilir. Allah bunu inkar edenlerin helak olacağı noktada gösteriyor mucizeyi. Mucize peygamberliğin delili değil. Peygamberliğin delili olarak indirilmiyor. İnkar edenlerin helak edilmesi için indiriliyor. Son nokta bu. Yeteri kadar tebliğ edilmiş. Bütün söylenecekler söylenmiş. Artık inkar edenlerin helak olması gereken noktaya gelinmiş. Allah peygamberin son bir kez davetini yaptırıyor. Ondan sonra elinden bir mucize gösteriyor. Hala inkar edenler, bu mucizeden sonra iman edenler olabilir. Bu değil ki konu. Konu şu. İmanı zorunlu kılan şey bu mucize midir? Konu bu. Bu mucizeden dolayı mı iman edecek? Bundan sonra hala inanmayanları Allah helak ediyor. Ayetin devamında ne diyor? Yalnızca korkutmak için biz mucize göndeririz. Ne demek? İstisna edatı var. Korkutmak dışında hiçbir gaye ile göndermeyiz mucizeyi. Bu demektir bu. La ilahe illallah diyor. İlla illallah. Ancak Allah vardır. Ne demek bu? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Aynısı burada. Korkutmaktan başka hiçbir gaye yoktur mucizede. O zaman peygamberliğinin delili olması açısından gönderilmiyor mucizeler. Peki peygamberin peygamberliğinin delili ne? Asıl konuşacağımız konu bu. Eğer mucize olursa bizim peygamberimize bu verilmemiştir. Peygamberlik iddiasının neticesinde Kur'an'a göre verilmemiştir. Kur'an'ı inkar etmek istiyorsak verilmiştir diyebiliriz. Kur'an'a göre verilmemiştir. Allah sonradan karar da değiştirmeyeceğine göre durum budur. Harikulade haller olmuş mudur? Olabilir. Mucize olmaksızın harikulade haller sadır olabilir peygamberin elinde. Bu başka bir mesele.
Ama böyle bir hissi, duyusal duyu ile algılanan bir mucize verilmemiştir. Tamam. Peki neden iman etmeliyiz o zaman Kur'an-ı Kerim'e veya şeye, peygambere? Burada genel kelamcıların yanlışı şu. En temelden gireyim. Peygamberin peygamberliği Kur'an'ın Allah'tan gelişinin delili değildir. Kur'an'ın Allah'tan gelişi peygamberin peygamberliğinin delilidir. Ne diyorum? Elimizdeki Kur'an Hazreti Muhammed'in peygamber oluşunun delili. Kur'an'dan varıyoruz biz peygamberin peygamberliğine. Sahabi falan o dönemde onlar bizzat gördükleri için peygambere iman ettiler. Bizzat gördüler peygamberin peygamber oluşunu, anladılar. Biz böyle bir imkanımız yok. Biz Allah'tan getirdiğini iddia ettiği kitaba bakıyoruz. Bize mütevatir ve değiştirilmeden geldiği kesin. Değiştirilmesi imkan dahilinde olmayan bir kitap. Hayatın içinde her daim okunan, ezberlenen, günde 5 vakit namazlarda okunan, 3 vakit sesli bir şekilde okunan namazlarda. Kimsenin değiştiremeyeceği, peygamberin öldüğü günden, öldüğü vakitten bugüne kadar kesintisiz olarak sesli bir şekilde camilerde okunan bir kitaptan bahsediyoruz. Peygamber öldü. Aynı gün akşam namazı kılındı mı camide? Binlerce sahabe kıldı. Yatsı kılındı mı? Kılındı. Sabah kılındı mı? Kılındı. Buralarda Kur'an okundu mu? Okundu. Değiştirilebilir miydi? Yanlış okuyabilir miydi imam bu ayetleri? Arkadaki cemaat de biliyor ayeti. Nasıl yanlış okusun? Hepsi biliyor. Kur'an'ın yazıya geçirilmesi falan hiçbir hükmü yok yani. Kur'an'ın korunması konusunda hiçbir katkısı yok. Kur'an zaten korunma ihtiyacı olmayan bir kitap. İncil gibi değil ki, sadece din adamları almıyor bu Kur'an'ı. Herkesin okuyabildiği bir kitap. Herkesin bildiği, ezberlediği bir kitap. Tevrat gibi tek bir tabutta taşınıp da savaşlarda ganimet olarak kaybedilmiyor. Bunlar böyle böyle tahrif ediliyorlar. Tevrat. Zaten adamlar bildiğimiz Tevrat 1500 sene önceki falan Tevrat yani. 1000 sene kayıp. Çok uzun bir süre kayıp. Adamlar Tevratlar ellerinde değil. Sonra bir yerlerden buluyorlar falan. Bulmuyorlar hatta. Birisi geliyor, Evra mıydı? Ezra mıydı? İşte ben sizin Tevratınızı Allah'tan geri getireceğim diyor. Söylüyor, yazıyorlar. Tevrat oluyor. Farklı hikayeler var. İncil'in hikayesini biliyorsunuz zaten. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Kur'an böyle bir kitap değil. Kur'an indiği andan itibaren herkesin okuyabildiği, herkesin okuyabildiği, her yerde okunabildiği bir kitap. Dolayısıyla değiştirilmesi kendinden mümkün değil. Dışarıdan bakıp hani değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi kontrolüne gerek duymayacak bir şeyden bahsediyorum. Kendinden zaten değiştirilememesi gereken bir kitap. Evet, yani bildiğimiz tek şey aslında Muhammed isimli bir şahıs Allah kelamı olarak bu kitabı 1400-1500 sene önce söyledi. O günden bugüne onun söylediği şey bu. Bunu biliyoruz. Şimdilik yani. Aynen öyle. Yok, hatmedilmiyor değil. Hafızlar var. Çok fazla hafız var o dönemden beri. Yani işte bir kısım Bakara'yı biliyor. Bir kısım Ali İmran'ı biliyor. Bir kısım ikisini birden biliyor. Bir kısım sadece benim gibi elemtereden aşağısını biliyor. Farklı farklı. Herkes farklı sureleri biliyor bir. Bilmediği surenin adını biliyor en azından öbür tarafta. Yani birbirini tamamlayan bir silsile var burada. Yani ben mesela herkes Fatiha'yı biliyor zaten. Fatiha'nın değiştirilmesi mümkün müydü? Her vakit okunuyor. Herkes biliyor. Veya 500 tane sahabe Bakara'yı biliyordu. Belki daha fazla. Bakara suresinin artık değiştirilmesi mümkün değil. 800'ü atıyorum Ali İmran'ı biliyor. 20 bini İhlas suresini biliyordur. Sayılar çok büyük sayılar. Mümkünatı olmayan sayılar yani. Değiştirilmesi mümkünatı olmayan sayılar. Ben bunu tarih bilgimden bilmiyorum. Nereden biliyorum? Her insanın bilmesi gereken, namazda okuman gerekiyor ya,
ayet bilmen gerekiyor, ayet ezberlemen gerekiyor. Üstelik şöyle bir dönemden bahsediyoruz. Ayet ezberlemenin, Kur'an'ı ezberlemenin en büyük ibadetlerden sayıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bugün bile öyle yani, dönem derken hep böyleydi yani İslam tarihinde. İbadet kitabı, ibadetlerde okunan bir kitap. Velhasıl değiştirilememesi gerekiyor hiçbir şekilde. Mütevatir demek bu demek zaten. Andımız değiştirilebilir mi? İstiklal Marşı değiştirilebilir mi? Değiştirilemez. Bunun gibi. Artık atıyorum bir meşhur bir alimin kitabı yani. Değiştirilebilir mi? Değiştirilemez. Her yere basıldı, gönderildi bu. Herkes bunu okudu. Bugün ezberlenmiyor ama eskiden ezberleniyordu bir de yani. Tamam. Şunu biliyoruz biz. Mehdi Hoca'nın dediği gibi. Biz Muhammed isimli bir şahsın Allah diye bir yaratıcıdan bize 6000 küsür ayet içeren bir kitap kitap getirdiği iddiasını biliyoruz. %100. Şu önümüzdeki Kur'an adı verilen kitap Muhammed isimli şahsın Allah isimli bir tanrıdan getirdiğini iddia ettiği kitaptır. Bunu bildik. Peki bakıyorum bu kitaba. Öncelikle bir dinde olması gereken, doğru dinde olması gereken özellikleri zaten aklen biliyor olmam gerekiyordu. Neydi bunlar? Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, kusursuzluğu, kadim oluşu, zorunlu oluşu vesaire vesaire. Sonra adaleti, imtihan etmesi, atıyorum hırsızlık kötüdür, adam öldürmek kötüdür. Bunları söylemesi lazım bu kitabın. Genel hükümleri biliyorum. Bunları söylemesi lazım. Bakıyorum. Burada birkaç tane farklı yolum var. Birincisi eleme usulü. Dünyadaki bütün dinlere bakıyorum. En azından küresel denilebilecek dinlere bakıyorum. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Eğer Allah imtihan ediyorsa bizi, benim ulaşabileceğim küresel bir din göndermesi gerekir. Şu anki dünya için söyleyecek olursak. Eskiden yerel bir din olabilirdi. Ama bugün küresel olması lazım. Eleyerek zaten sadece Allah'ın zatıyla alakalı iddialarına baktığım zaman bütün dinlerin, İslam'dan başka bir din kalmıyor. Mesela x kare eşittir y diyorum. Sonra da şıklara yazıyorum. Aşağıdakilerden hangisi y'dir? 4-5 tane şık var. 4'ü negatif, birisi pozitif. Negatifleri otomatik olarak eledim. Çünkü bir şeyin karesi negatif sayı olamaz. O zaman otomatik olarak diyorum ki pozitiftir. Kesin midir bunun cevabının pozitif oluşu? Kesin. Her ne kadar doğrudan ona ulaşmasan da diğer şıkları eleyerek ona kesin olarak ulaştım. İslam'a ulaşılmasının yollarından biri bu. Kur'an-ı Kerim'e ulaşılmasının yollarından biri bu. Zorunluydu peygamber göndermesi Allah'ın. İddia adaylara baktım. Adaylardan 10 tane aday var diyelim mesela. Budizm, Hinduizm, Hristiyan, Yahudi falan hepsine baktım. Adayların hiçbirisi Allah'ı doğru tanımıyor. Otomatik olarak eledim. Bu birinci yol. Filozofların yollarından bahsediyorum. Bu birinci yol. İkinci yol, daha deminki yol, anlatmaya çalıştığım yolun yarısını anlattım. Şimdi diğer yarısını anlatacağım. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun. İddialarına bakıyorsun. Diyorsun ki, bu adam Allah'tan getirdiğini iddia ediyor bu kitabı. Bu kitabın kendi içinde Allah'ın, daha doğrusu kitabı gönderdiği iddia edilen şeyin bir meydan okuması var. Ne bu meydan okuma? Bu kitabın mislini getirin. İşte bu kitaptan bir surenin, herhalde hanım onu kastetti orada, daha demin bir şey, bir sure yazmış. Bu kitaptan bir surenin mislini getirin veya sonra bu kitaptan 3 ayetin mislini getirin diye meydan okumuş. Peki meydan okumanın cihetini ne anlıyoruz? Genelde derler ki Kur'an çok güzel edebiyat kitabıdır. Mükemmel belagata sahiptir. Onun kadar güzel bir kitap getiremezler. Dolayısıyla Kur'an Allah'tandır. Güzellik göreceli değil mi kardeşim? Güzelliği sana göre güzel, öbürüne göre değil. Neye göre biz bunu belirleyeceğiz? Neye göre objektif bir kriteri olacak bunun? Dolayısıyla Kur'an'ın mucize oluşu
mükemmel edebi özelliğe sahip oruçu değildir. Kur'an'ın mucize oruçu şu. Allah bir iddiada bulunur Kur'an'da. O iddianın vakıada, dış dünyada gerçekleşmesi gerekir. Veya ya gerçekleşmiştir ya gerçekleşecektir. Dış dünyanın bunu çürütmesi imkansızdır. Mesela siz başlarınız tıraşlanmış bir şekilde Mescid-i Haram'a, yani şeye gireceksiniz, Kabe'ye gireceksiniz ayeti. Nitekim yıllar sonra giriyor Müslümanlar. Veya ya 2 yıl sonra ya emin değilim bir süre sonra giriyorlar. İşte Müslümanlar Mekke'yi fethediyorlar ki bu ayetin Rum suresi de var. Efendim? Rum suresi de var. Sasanilerle Rumların. Onu diyecektim şimdi. İranlılar Romalıları yeniyorlar. Bizans'ı. Sonra diyor ki Romalılar daha sonra yenecekler. Sasanileri. Bakıyorsun oluyor. Allah diyor ki işte hadi diyor siz de böyle bir şey söyleyin. Vakada olsun. Vakada sonra gerçekleşsin. Siz önce bir şey söyleyin. Vakada gerçekleşsin bakalım. Allah'ın dedikleri gerçekleşiyor. Kur'an'ı gönderen şahsın veya bir şeyin dedikleri gerçekleşiyor. Müşrikler bunu yapıyorlar. Müşrikler değil, şey. Sahte peygamber var ya, Müseyleme. İşte tam tersi oluyor. Tabii bunda delil getirilmez. Asıl delil Kur'an'daki iddiaların vakada gerçekleşmesidir. Allah meydan okuyor. Ben Allah'ım. Bir Kur'an indiriyorum. İddiada bulunuyorum. Ve bu iddiam gerçekleşecek. Gerçekleşti. Yani kelamcıların dediği 3 kere oturup kalkmıyor Allah. Allah diyor ki bu adam benim peygamberimdir. Bu daha açık yani. Böyle işaretlerle değil. Allah'ın kelamı diyor ki bu adam benim gönderdiğim peygamberdir. Delili de ben bir iddiada bulunuyorum bu kitapta. Bu iddia gerçekleşecek. Engelleyebiliyorsanız engelleyin. İnanmıyorsanız kendiniz de bir iddiada bulunun. Ben sizin iddianızı çürüteceğim. Bütün İslam tarihindeki o müşriklerle savaşların hepsi de böyledir. Onlar bir iddiada bulunuyorlar. Allah onları çökertiyor. Onlar Müslümanları esir alacağız diyorlar. Savaş bile olmayacak diyor Bedir'de. Müslümanlar bütün müşrikleri hemen hemen öldürüyorlar orada. Çok fazla insan öldürüyorlar. Bir şekilde Müslümanlar hep galip geliyor. Şimdi bunlar peygamberin peygamberliğinin delilleri. Peki herkes bunları ispat etmek zorunda mı? İman ile işte İslam'ın farkı burada ortaya çıkıyor. İman zaten bizim konuştuğumuz mesele. İslam'sa yine başka bir ayette geçtiği üzere bir insanın bütün sözleri dinleyip, her sözü dinleyip en güzeline tabi olması. İslam bunun için yeterlidir. Yani bir insan hayatı boyunca dinlediği, gördüğü bütün inançları, hayat tarzlarına baksın, en güzelini seçsin, kurtulur. Çünkü en güzeli İslam. Aklen gerçekten de en güzeli, en doğrusu, en makul ispatlayamasan bile, ispatlayanlar var. Ama sen ispatlayamasan bile İslam'dan daha güzelini, daha doğrusunu bulamazsın. Bulamayacaksın da. Bu yeterlidir. Ama iman için işte Kur'an'ın mucizesinden yararlanmamız gerekiyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bileceğiz öncelikle. Ondan sonra Muhammed'in onun elçisi olduğunu söyleyeceğiz. Asıl yani delillendirme bu şekilde olması lazım. Eğer ki mucizeyi biz ay yarmayı, parmaktan su çıkarmayı merkeze alırsak onun içinden çıkamıyoruz. Özetle bunu söylemek istedim. Hakan Hoca da bunu bilseydi İslam'ın bu konuda bir eksikliği vardır demezdi. Peygamber peygamberliğini ispat edememiştir demezdi. Peygamberin peygamberliğini Kur'an ispat ediyor çünkü. Meydan okuyor. Okuduğu meydanı gerçekleştiriyor sonra. Hiç kimseye karşı demiştik ki peygamberlik vacip midir Allah'a? Mümkün müdür? Çoğunluk mümkündür dedi. Hanefilerin bir kısmıysa vaciptir dedi. Mutezile de vaciptir dedi.
Ben de o görüşteyim. Bunun vacip oluşunun sebebi neydi? Baktık, hak yerini bulmadı dünyada, adalet yerini bulmadı. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesi gereken bir durum olması lazım. İnsanlar zulüm gördüler, acı çektiler. Sadece insan değil, hayvanlar, başka canlılar. Hak ettikleri veya işte sahip olmak olmaları gereken hayata sahip olamadılar, acı çektiler. O zaman öldükten sonra bir son olmaması lazım. Öldükten sonra bu şeyin, sıkıntıların, acıların veya senin yaptığın zulümlerin, kötülüklerin bir karşılığı olması lazım. Neden? Çünkü Allah zatı gereği adildir. Adalet onun zatından asla ayrılamaz. Zatından yalnızca adalet sadır olabilir. Bizim adalet adını verdiğimiz şey sadır olabilir onun zatından ancak. Neden? Çünkü adalet veya bunun çelişiği nedir? Zulüm. Allah'tan ya adalet sadır olur ya zulüm sadır olur. Bu iki kavramı tahlil ettik. Dedik ki zulüm, adaletin sadır olması için illetinin adalet ile örtüşebilmesi lazım. Neden? Çünkü ilahiyat bahislerinde göreceğiz ki, felsefedeki, illet ile mağlul her açıdan aynı olacaklar. Hiçbir farkları olamaz. Yalnızca illet var etme mertebesindedir. Mağlul ise var edilme mertebesindedir. Hiçbir açıdan farklılaşamazlar başka türlü. Bir basit bir illet armutu var edemez yani. Onu demek istiyorum. Basit bir illetin var edeceği şeyin de aynı kendisi gibi olması lazım. Böyle böyle bu basit illetler birleşerek farklı farklı varlıklara meydana getiriyorlar. Tamam. O zaman adalet ve zulmü bize yansıması şeklinde adaleti ve zulmü ele alıyoruz tabii ki. Bize yansıyan adalet ve bize yansıyan zulüm nasıl tanımlanır? Şöyle tanımlanır. Bir şeyin olması gerektiği yerde olması adalettir. Bir fiilin olması gerektiği yerde olması adalettir. Olması gerektiği yerin dışında olması zulümdür. O zaman aynı durum illetleri içinde geçerli. Adaletin illeti olması gerektiği durumda olan illettir. Asli halinde bulunmasından bahsediyorum. Diyelim ki işte insana göre gereklidir, şuna göre gereksizdir falan tartışmaları burada bizi bağlamıyor. Çünkü onu demiyoruz zaten biz. Demek istediğimiz şey bizim adalet dediğimiz, bize adalet olarak yansıyan veya bize zulüm olarak yansıyan şeyin illeti bize adalet olarak yansıyan şeyin sıfatıyla uyumlu olması lazım. Zulüm olarak yansıyan şey de olması gerektiği halin dışında bir yansıma var. Bir fiilin olması gerektiği halin dışında bize yansıması söz konusu. Bunun için bunun illetinde de asli durumunun dışında bir şey olması lazım ki bana zulüm olarak yansısın bu. Asli durumu, eşyanın asli durumu, asli hali bana yansısa zulüm olarak yansıyamaz. Neden? Çünkü asli hal, asli olmayan bir fiil veya etki olarak etkide bulunamaz. O zaman adalet öyle bir ontolojik yapıya sahip ki her şeyi asli durumunda olan bir illet tarafından gerçekleşir. Adalet her şeyi asli durumunda olan bir illetten sadır olur. Zulüm asli durumu bozulmuş bir illet tarafından sadır olur. Allah'ın kadim olduğunu söylemiyor muyduk biz? Allah kadimdir. O halde ma vecebe kıdemuhu istihale ademuhu. Bir şeyin kıdemi zorunlu olursa yok olması imkansızdır. Bozulması, değişmesi imkansızdır. O zaman Allah'ın kadim olduğunu ben akli delillerle bulduysam Allah'tan ancak ve ancak adaletin sadır olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü Allah'ta asli durumlar, asli herhangi bir şey değişemez.
O zaman zulüm Allah'tan sadır olamaz. Ancak ve ancak adalet Allah'tan sadır olabilir. Peki, benim adalet olarak isimlendirdiğim şeyin Allah'tan sadır olması gerekiyorsa, Allah'ın beni imtihan ediyor, şöyle, dünya hayatının son olmaması gerekiyor o zaman. Allah'tan böyle dünya hayatının son olmadığı bir alemin sadır olması zorunlu. Dünya hayatı son olmayacak, tamam. Dünya hayatı son değilse imtihandayız. İmtihandaysak hangi meselelerden imtihanda olduğumuzu net bir şekilde bilmemiz gerekir. O halde Allah'ın bize bunları bildirmesi gerekir. Bize bunları neyle bildirir? Ya bizi bizzat aydınlatacak, ilham verecek bize. Ya başka bir varlığa bu ilhamı verecek. Ona da deliller verecek. Kendisinin Allah'ın gönderdiği varlık, yani Allah'ın emirlerini, imtihanını bize bildirecek, bildirdiğini ispatlayan deliller verecek. Beni de ona tabi olmakla mükellef tutacak. Bakıyorum kendime, bana böyle bir ilham vermedi Allah. Sonra diyorum ki o zaman Allah bir başka bir dış varlık, benim dışımdaki bir varlık tarafından beni kendi emirlerine uymaya ilzam edecek, zorlayacak. Allah'ın böyle bir şey yapması zorunlu olarak ondan sadır olur diyorum. Tamam, bakıyorum. O zaman bir din gerekiyor. Buna din, işte din dediğimiz şey budur zaten. O zaman bir din gerekiyor. Bu din, ya ben bunu ispatlama gücüne sahip olmalıyım veya Allah bu hususta da bana bir ilham nasip etmesi lazım. İlham nasip etti mi? Bana etmedi. O zaman diyorum ki benim bunu akli delillerle bilebilmem lazım. Neden? Çünkü Allah adildir. Akli delillerle bilemediğim bir dini, dinden beni sorumlu tutması adalete aykırıdır. Benim adalet dediğim şeye aykırıdır. Dolayısıyla benim adalet dediğim şeyin Allah'tan sadır olmasına aykırıdır. Ayrımlar çok önemli burada. Bu konu sürekli böyle vurulmaya çalışılıyor. Kişiden kişiye değişir. Allah'a göre adalet mi olur? Allah'a göre iyilik mi olur falan deniliyor. Buralara çok aldanmamak lazım. Çünkü bizim kastımız adalet dediğimiz şeyin Allah'tan sadır olması. Çünkü malül ile illetin birbiriyle benzeşmesi lazım. Buradan varıyoruz ona. İlahiyat bahislerinde onu göreceğiz. O zaman benim delilleriyle bir peygamberin, peygamber diyoruz işte hariçteki varlığa peygamber diyoruz. Peygamberin peygamberliğini delilleriyle ispatlamam lazım. Bunun için kelamcılar dediler ki peygamberin hissi, duyularla algılanan bir mucize göstermesi zorunludur. Ayı yarması, denizi yarması, işte ölüleri diriltmesi vesaire, farklı diğer peygamberler de vardı. Biz de dedik ki, biz dediğim filozoflar ve sufiler, biz de dedik ki mucize olabilir ama zorunlu değil, başka bir delil de olabilir. İlla ki böyle ayı yarması gerekmez. Önceki peygamberlerde bu vardı ama bizim inandığımız kitaba göre Allah bizim peygamberimize böyle bir mucize vermemiş. Kitapta öyle yazıyor yani. Ya sonradan fikir değiştirdi. Bazı Şiilerin söylediği gibi, beda anlayışı vardır biliyorsunuz Şiilerde. Ahmet Hocam daha iyi bilir. Ya onların söylediği gibi Allah bu ayeti indirdikten sonra fikir değiştirdi. Ki bu doğru bir görüş değil. Başka işte Allah'taki değişimin imkansızlığından falan bu çürütülür. Veya Allah'ın fikir değişmesi imkan dahilinde olmayacağından dolayı diyeceğiz ki Allah Resulullah'a hissi mucize vermedi. Çünkü diyor ki ayette bizi sana mucize vermekten alıkoyan senden öncekilerin inkar etmesiydi. Halbuki biz mucizeyi ancak ve ancak korkutmak için göndeririz. Başka hiçbir gerekçeyle göndermeyiz. Lügaten bu anlama gelir bu ayet. Ancak korkutmak için göndeririz. Başka hiçbir gerekçeyle mucize göndermeyiz demektir. Halbuki sen rahmet peygamberisin. Seni insanları imtihan edelim de dünyada azaba sokalım diye göndermedik. Bazı peygamberler böyle gönderilebilir. Bazı peygamberler insanlara tebliğde bulunurlar. Nuh gibi mesela veya diğer işte Lut gibi. Bunlar tebliğde bulunurlar. Bunu yeteri kadar tebliğ ederler. Allah
ölümleri boşa gitmesin bunların diye azap gönderir. Yeteri kadar tebliğ bunlara ulaştıktan sonra hala inatla reddediyorlarsa azap gönderir. İşte mucize buralarda ortaya çıkıyor. Musa'nın kavmi de aynı şekilde. Firavun'u şeyde boğuyor. Denizde boğuyor. Nuh'un kavmini tufanda boğuyor. Lut'un kavmini işte yerin dibine geçiriyor falan, taş ediyor. Bunlar mucize neticesinde gerçekleşen inkarın sonucu. İşte bu hissi mucizeden bahsediyor. Hissi mucize ancak ve ancak son uyarı olarak, Allah'ın son uyarısı olarak verilir peygambere. Ondan da sonra inkar ederse insanlar, ki o zamana kadar çok çok yeteri kadar tebliğ edilmişti zaten. O zaman ona rağmen inkar ederlerse bu sefer azap gelir. İbret olsun diye. İşte bu azap son peygamberin son peygamber oluşuyla örtüşmez. Eğer ki son peygamberin kavmi mucize inkar ettikleri için yerin dibine geçirilecek olsaydı, o son peygamberin peygamberliği kesiliverirdi orada. O kesiliverirse ne olacak? O zaman bir peygamber daha gerekecek. Halbuki peygamber son peygamber olduğu için rahmet peygamberidir. Bütün peygamberin rahmet tarafları da var, azap tarafları da var. Ama bizim peygamberimiz özel olarak son peygamber olduğundan dolayı rahmet peygamberi olmak zorunda. Kesilmemesi lazım çünkü ondan sonra. Onun tebliğinin kesilmemesi lazım yeryüzünde. Eğer mucize, hissi mucize verseydi Allah ve müşrikler de bunu inkar etselerdi, toptan orayı yok etmesi gerekirdi. Yok etseydi biz Resulullah'ın tebliğinden haberdar olamazdık veya yeteri kadar olamazdık veya başka şeyler olurdu. Genel mantığı bu. Peki biz nasıl ispatlayacağız peygamberimizin peygamberliğini? Bizim görüşümüz burada şu. Peygamberin peygamberliğinden önce Kur'an'ın Kur'anlığı ispatlanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerimliği, Allah'tan geldiği ispatlanıyor. Çünkü veya başka yolları da var. Eleme usulü demiştik ya daha geçenki derste. Öncelikle diğer dinleri elersin. Nereden eliyorsun? Tanrı tasavvurlarından eliyorsun. Bu zaten otomatik olarak seni İslam'a götürüyor. Çünkü şu an küresel bir dünyada yaşadığımız için, küreselleşmiş bir dünyada yaşadığımız için Allah'ın adalet sıfatı gereği şunu söylemen gerekiyor. Diyorsun ki küresel anlamda ulaşabileceğin bir din olması lazım. Bunları listesini çıkarıyorsun. 8-10 tane din var zaten. Bunların her birinin Tanrı tasavvurlarına bakıyorsun. Bunların Tanrı tasavvurları bizim akılla bulduğumuz Tanrı tasavvuruyla uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Dünyada İslam dışında gerçek Tanrı tasavvuruyla uyuşan küresel bir din yok. Yerel belki vardır, bilmiyorum da. Bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla otomatik olarak buradan da ulaşabilirsin İslam'ın hak din oluşuna. Ama diyelim ki buradan ulaşmadık. Biz zor yolu tercih etmek istiyoruz. Zor yoldan gitmek istiyoruz. Hocam özür dileyerek araya girebilir miyim? Bitireyim hocam, ondan sonra girin araya. Olur hocam. Zor yolu tercih edelim. Eleme usulü gitmeyelim. Muhammed isimli şahıs Kur'an isimli bir kitabı şöyle 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 vasıflara sahip bir tanrıdan getirdiğini iddia ediyor. Cümlesi. Mütevatir bir bilgi midir, değil midir? Öncelikle bunu soruyorum. Mütevatirdir. Tamam. O zaman bu olayın vakada gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi bende hasıl oldu. Sonra diyorum ki bu şahsın, Muhammed isimli şahsın getirdiğini iddia ettiği Kur'an 1400 sene önceki onun getirdiği Kur'an'ın aynısı mı? Benim elimdeki şu Kur'an dediğim kitap onun aynısı mı? Bunun da geçenki derste söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in her namazda, yani günde 3 kere en azından dışarıdan okunması, hayatın içinde olması, ölülere okunması, sürekli ezberlenmesinin övünç kaynağı olması,
ve halka açık. İstediğin gibi, istediğin yerde okuyabilirsin. İsteyen herkes okuyabilir. Gibi özelliklerinden dolayı değiştirilmesinin aklen imkansız olduğu sonucuna vardık. Yani hadi bakalım değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi sorusunun dahi sorulamayacağı bir kitap. Bu İncil gibi değil ki. Sadece din adamları okuyabiliyordu. Onlar isterse değiştirmiş olabilirler diyebilelim. Veya Tevrat gibi değil ki. Bir tabutun içinde taşıyorlardı, bir kutunun. Sadece tek bir yazılı nüshası vardı. Ezberlenmiyordu da. Bu nüsha kaybolduğu zaman Tevrat da kayboldu. Sonra değiştirdiler diyebilelim. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değil. Veya bu gizli kapaklı bir işte alimin kitabı değildi ki. Sadece öğrencileri okuyordu. Bu kitap bütün Müslümanlar tarafından belli bir miktarı ezberlenmişti. Ve birçok Müslüman tarafından, bunu tarihsel olarak söylemiyorum, bunlar da mütevatir olarak geliyor bize. Tarih bilgisi açısından söylemiyorum yani. Ve bir takım Müslümanlar tarafından da hepsi ezberlenmişti. Resulullah vefat ettiği gün hariçten tilavet ederek Kur'an okundu. Resulullah vefat ettiği gün imam Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Errahmanirrahim dedi. Maliki Yevmiddin dedi. Eğer buraya bir cümle sıkıştırıverseydi, hiç kimse camide, zaten bütün Müslümanlar orada camide, sıkıştırıverseydi birisi de çıkıp demeyecek miydi? Ya bu yoktu, biz eskiden böyle bir ayet okumuyorduk, sen bunu nereden çıkardın demeyecek miydi? Diyecekti. Peki bu ayetlerden birini çıkarsaydı, Maliki Yevmiddin demeseydi, birisi de çıkıp demeyecek miydi? Ya sen bu ayeti eksik okudun. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Her ayeti teker teker mütevatir olarak değerlendirmek gerekiyor. Her ayetin bilen sayısı sayılamayacak bir topluluk. Daha sonraki nesilde de aynısı var. Çünkü Resulullah öldüğü gün 8 yaşındaki çocuklar da camideydi. 9 yaşındakiler de, 10 yaşındakiler de, 20 yaşındakiler de, her yaştan insan vardı. Ve o her yaştan insan hayatı boyunca o camide namaz kıldı. Veya başka camilerde. Bir gün geçti, yine aynı ayetler okundu camide. İki gün geçti, yine aynı ayetler okundu. Baktı, dedelerine, amcalarına baktı. Bütün bu binlerce belki kendisinden büyük insan vardı o camilerde. Bunlar okunan ayetlere herhangi bir itirazda bulunmadılar. Hepsi biliyordu bunları. Birinin bildiği ayeti, öbürü, birinin bilmediğini öbürü biliyordu. Onun bilmediğini bu biliyordu. Böyle yani bir örgü gibi düşünün. Örgü gibi. Bu birbirini öre öre gitti. Kur'an-ı Kerim'in olduğu hal üzere kalması. Birbirini öre öre gitti. Şimdi hadis nakledilmesi gibi değildi. Kur'an-ı Kerim'in nakledilmesi. Değildi derken hadis nakledilmesi gibi olamaz demek istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hayatın içinden bir kitap olması ve her hayatımızın her aşamasında yer etmesi hadis naklini imkansız kılıyor Kur'an'ın nakledilmesi hususunda. Hadis nakli nasıl? Ben şundan duydum, o bundan duydu. Bir silsile zikredersin. Kur'an'da bu yok. Kur'an'da ben herkesten duydum. Ben benden önceki neslin tamamından duydum gibi bir hüküm var. Sen duyuyorsun. Senin bütün neslin duyuyor bunu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in farklı kıraatları var, biliyorsunuz. Farklı kıraatlar, 7 tane mütevatir kıraat dediğimiz kıraat var. Bu kıraatlar bazı işte Melik-i Nis, İlah-i Nis diyor mesela bir kıraatta. Bu sonradan değiştirilen bir şey değil, Kur'an'ın 7 kıraat şeklinde indiği anlamına geliyor. Yani inen Kur'an o. İnen Kur'an 7 tane, zaten çok da bir farklılık yok da, 7 tane farklı lehçe üzere iniyor. 7 tane farklı hareket diyelim. 7 tane farklı okunuş üzere iniyor. Melik-i Nas da iniyor. Nas suresindeki. Melik-i Nis de iniyor. Allah'tan Cebrail'e, Cebrail'den Resulullah'a. Bunların mahiyetleri tartışılabilir. Nasıldır? Cebrail'de şahıs mıdır falan vesaire. Bunlar tartışılabilir. Ama
Asıl olan mesele bu. Bu kıraatların hepsi Allah'tan iniyor. Şimdi işte bu inen yedi şekil, yedi kıraat olması üzerine kalıyor. Yedi kıraat olması halinde değiştirilmeksizin bugüne kadar geliyor. Daha sonra diyorum ki Kur'an peygamberin Allah'tan aldığını, Muhammed'in Allah adını verdiği, Tanrı'dan aldığını iddia ettiği şekliyle 1400 yıldır değişmeden bugüne gelmiş midir? Gelmiştir. Peki bu okuduğum kelimeler, cümleler gerçekten benim aklımla bulduğum Tanrı'ya ait midir? Şunu diyorum ben burada. Diyorum ki sadece Allah'ın tasarrufunda olan ne vardır alemde? Yalnızca Allah'ın tasarrufunda olan. Yani ben bu kitabı buradan kaldırma tasarrufuna sahibim. Bu benim kudretimdedir. Veya başka bir şeyler yapmaya kadirim. Ne bileyim. Ay tutulmasını bilme kudretine sahibim. Ne zaman olacağını falan bilme kudretine sahibim. Fakat Allah'a benim sadece aklımda bulduğum Tanrı tasavvuruna ait ne gibi bir özellik var? Geleceği bilmek. Geleceği her ayrıntısıyla bilmek. Gelecekten haber verdiği zaman yanılmamak. Kahinler de bilir ama kahinler mutlaka yanılırlar. Birinde tutturur, öbüründe kesin yanılır. İşte Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelişinin de tabiri caizse ispatı, delili bu tür kehanetleridir. Tabiri caizse kehanetleridir. Kur'an-ı Kerim'de çok kehanet var. Yani kehanet diyorum, siz onu anlayın. Gelecekten haber verme. Çok fazla. Örneğin Bizanslıların, yani Rumların Farsları yeneceğine dair bir haber var. Veya Müslümanların Mekke'yi fethedeceklerine dair bir haber var. Oluyor. Veya Mekke'ye giderken saçlarının tıraş edileceği, tıraşlı bir şekilde Mekke'ye gireceklerine dair bir haber var. Oluyor. Bunun gibi örnekleri arttırılabilir. Haberler var. Sonra Kur'an-ı Kerim kendisi bir meydan okumada bulunuyor. Diyor ki, bu Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı içinde birçok çelişkiler bulurdunuz. Herhangi bir çelişki bulunabilir mi? Zorlama bir tevil olmadığı müddetçe herhangi bir çelişme bulunamaz. Peki, eğer ki sizde bunun Allah'tan değil de bir insan yapımı olduğunu düşünüyorsanız bunun gibi bir sure getirin diye bir meydan okuması var Kur'an. Peki bunun gibi, burada bir benzetme var değil mi? Benzetmenin yönü nedir? Benzetme, bunun gibi derken Kur'an'ın neyi, ne özelliği var da bunun gibi bir kitap getirin veya bunun gibi bir üç ayet getirin meydan okumasında bulunuyor Allah. Bu edebi diyorlar genelde. Ama bu da yanlış. Çünkü edebi olması birincisi göreceli bir şey. İkincisi birçok İslam alimi Mütenebbi isimli şairin şiirlerinin edebi değerinin Kur'an'dan üstün olduğunu söylüyor. İslam alimi söylüyor bunu. İslam alimleri bunu söylüyor. Mütenebbi isimli şairin şiirlerinin Kur'an'dan daha edebi yönü olduğunu söylüyorlar. Şimdi buralardan gidemeyiz. Edebi değeri vardır, çok güzel edebi şeyi vardı falan. Zaten buradan gitmek aslında Kur'an'a da aykırı. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Biz ona şiir öğretmedik, şiir ona gerekmez de. Ne demek gerekmez de? Niye sadece biz ona şiir öğretmedik demekle yetinmedi Allah? Çünkü hak sözün, hakikatin edebiyata ihtiyacı yoktur. Hak sözü söylersin, hakkın peşinde olan kabul eder, hakkın peşinde olmayan reddeder. Edebiyat öyle değildir ama. Edebiyat hakka, hakikate bakmaz. Söz güzelse insanlar onu peşinden gider. Değilse, hoşa giderse söz peşinden gider. Hoşa gitmezse peşinden gitmez. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'e edebi metin, şiir vesaire yakıştırmaları tabiri caizse hakarettir. Zaten buna benzer şeyler söylüyorlar. Resulullah şair diyorlar. Müşrikler.
İşte masal anlatıyor bu bize diyorlar. Şair ne demek? Edebiyatçı bu demek. Yani şair sadece şiir. Şiir olması hasebiyle küçümsenmiyor Allah tarafından. Edebiyat olması hasebiyle küçümseniyor. Bu yüzden Allah'ın hadi getirin 3 tane ayet meydan okuması edebi bir meydan okuma değil. Nasıl bir meydan okuma? Şu. Allah diyor ki ben diyor bir ayet söylerim. Dış dünyada onu gerçekleştiririm. Bir ayet söylerim. Dış dünyada o gerçekleşmiştir tarihte. Bir ayet söylerim. Dış dünyanın kaidesi odur. Asla ve asla ve kat'a söylediğimle dış dünyadaki gerçeklik farklı olmaz. Siz de bir şey söyleyin, bir iddiada bulunun. Bir iddiada bulunun. Sonra onun gerçekleşmesini sağlayın. De ki mesela ben bir sene boyunca Mekke'yi elimde tutacağım de. Sonra bir sene sonra Mekke'yi elinde tut. Böyle böyle bulunduğun tüm iddialar iddia zamanında iddia süresi içerisinde hepsi vakıayla uysun. Meydan okuma bu. Allah'ın meydan okuması da benim Kur'an-ı Kerim'de ben dediği Allah benim Kur'an-ı Kerim'de iddia ettiğim bütün önermeler, bütün hükümler vakıada gerçekleşmiş, gerçekleşen, gerçekleşiyor olan ve gerçekleşecek olan şeylerdir. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş. Müşrikler öyle yapabilmişler mi? Yapamamışlar. Örnekleri çok. Müşrikler Bedir Savaşı'nda mesela savaş bile olmayacak. Zaten 3-5 tane çapulcu gözüyle bakıyorlar Müslümanlara. Savaş bile olmayacak. İşte alacağız geleceğiz diyorlar Müslümanları. Öyle mi oluyor? Allah daha ilk iddialarında vuruyor adamları. Halbuki Bedir Savaşı'nda Müslümanlar ne oluyor? Allah zafer vaat ediyor. Çok uzak görünmesine rağmen zafer. Zafer vaat ediyor. Oluyor mu? Oluyor. Allah'ın hangi vaadi gerçekleşmedi? Zaten bir tane vaadi gerçekleşmeseydi Müslümanlar anında çekilirlerdi. Müslüman olmazlardı yani. Zaten Allah'ın dini olmamış olurdu. Velhasıl uzattık bu konuyu yine. İspat ise eğer mesele buralardan yaklaşılması lazım. Başka deliller öne sürülebilir. Buralar uzun uzun konuşabiliriz. Başka şeyler de zikredebiliriz. Ama dediklerim meselenin ispat olup olmamasından ayrı bir mesele. Eğer gerçekten ispatlamak istiyorsak Allah'ın dininin Muhammed isimli şahsın getirdiği Kur'an üzere bir din olduğunu ispatlamak istiyorsak ya da dediğim gibi eleme usulü yapacağız veya Kur'an üzerinden gideceğiz. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispatladıktan sonra peygamberin de Allah'ın peygamberi olduğunu ispatlayacağız. Mesela biz ne diyoruz? Âmentu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Kitaplar daha önce. Bu sırayla gidiyoruz. Felsefede de böyledir. Önce Allah'a ulaşırız. Sonra meleklere ulaşırız. Akıllar dediğimiz meleklerdir filozoflarda. Sonra bu akıllardan kitaplara ulaşırız. Neden? Çünkü bu akıllardan bizim bulunduğumuz dünyaya adaletin sudur etmesi gerekir. Çünkü hep olması gerektiği yerdedir onların varlığı. Değişmezler. Adaletin sudur etmesi kitapları gerektirir. Kitapların kitap olduğunu ispatlıyorsun. Kitap olduğunu ispatladıktan sonra peygamberin peygamberliği ispatlanır. Peygamberin mucizesinden sonra o kitabın Allah'ın kitabı olduğu ispatlanmaz. Kelamcıların genel sorunu bu. Ta Hakan Hoca'nın da genel sorunu bu. Hakan Hoca şuna baktı. Dedi ki ya peygamberin peygamberliğinin ispatlanması için mucize gerekiyor. Çünkü kelamcılar da böyledir. Mucize yoksa peygamberin peygamberliğine iman etmek gerekmez. İman etmek gerekmez. Çünkü ispatlamamıştır. Bakıyorsun Kur'an-ı Kerim mucize vermedik diyor. Mucize olarak söylenen hadislere bakıyorsun. Olağanüstü bazı hadiseler var. Haber-i vahid zaten. Oralara hiç değinmiyorum. Haber-i vahid zaten ilim ifade etmez. Hadi diyelim haber-i vahid değil. Onlar da mucize olarak gösterildiğine dair bir şey yok.
Yani Resulullah bir seferden dönerken susuzluk oluyor, parmaklarından su çıkarıyor. Bu mucize midir? Mucize çünkü peygamberlik iddiasının akabinde müşriklere gösterilen harikulade olay. Peygamberliğin delili olarak. Halbuki orada zaten müşrik yoktu ki, hepsi Müslümandı onların. Olağanüstü bir olay olmuş olabilir ama bu peygamberliğin delili olan mucize değildir. Bakıyorsun hadislerde de yok. O zaman diyorsun ki benim din paradigmama göre peygamberimin peygamberliği ispatlanmamıştır. Peygamberimin peygamberliği ispatlanmadıysa benim din paradigmama göre peygamberime iman etmem zorunlu değildir. E çık çıkabilirsin o zaman işin içinde. Eğer mucize beklersen böyle olur. Ama mucizeyi analitik sırasından takip edersen, doğal sırasıyla takip edersen, Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, o zaman işte asıl mucizeyi Allah'ın kitabında görürsün. Allah'ın kitabında gördüğün için ona inanırsın. Dersin ki bu Allah'ın kitabıdır. Çünkü bir tane kitabın Allah'ın kitabı olması gerekiyordu. O budur dersin işte. Sonra bu kitap kimin aracılığıyla getirilmişse o da Allah'ın peygamberidir dersin. Benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar arkadaşlar. Soru cevap tartışma kapatalım inşallah. Hocam öncelikle ben Sıvız'dan bir soru sorayım. Konuşmanın başında Allah Teala'nın adalet ve adalet sıfatına değindiniz ve Allah'tan zulmün sadır olmayacağını söylediniz. Evet. Benim yani 10 yıldır İran'dayım. Gördüğüm kadarıyla en azından buradaki talebelerde ve hatta bazı ustalarda da bence gördüğüm bir şey var, bir bakış açısı var. Onu size sormak istiyorum. Allah isterse, yani Allah da dilerse zulüm edebilir mi? İmkan dahilinde değildir hocam. Aklen imkansızdır. Biliyorsunuz genellikle özellikle eşarilerde olmak üzere ve diğer birçok şeyde Allah Teala dilerse zulmeder. Tabii. Ancak etmez bunu çünkü bu adalet sıfatına terstir. Etmez bile demiyorlar bu hocam. Eşarilerde genelde şey vardır. Etmez bile demezler. Ederse biz ona zulüm demeyiz derler yani. Biliyorum eşariler de yani genel olarak böyle bir bu dediğim sonucu mezhepler genel olarak böyle çıkarıyor. Hocalar keramcılar anlatırken. Evet. Şimdi bu benim uzun süresinde düşünüp bir önce dediğiniz gibi ben aklen Allah Teala'nın istese de yani bir anlamda zulmedemeyeceğine ondan çünkü zulüm eksiklik demek bak, olmuş oluyor. İstemesi imkansız hocam. Yani onu demek istedim. İstemesi evet. İmkansız. Yani, istemesi de imkansız. Ondan zulmün sadır olması da imkansız. Evet. Çünkü Allah kemal-i mutlaktır diyoruz. Kemal olan bir şeyde zulmün ondan sadır olabilme imkanını ona verdiğimiz zaman ona bir eksiklik de eksiklik barındırma imkanı da vermiş oluyoruz. Yani Allah Teala isterse zulüm yapar demek, Allah Teala isterse onda bir eksiklik de meydana gelebilir demek olmuş olur. Biz felsefede hocam kenarımız oluyor. Sizin dediğiniz üzerinden gideceğiz. Diyeceğiz ki kötülük yokluktur. Ademdir. Zulüm, çirkinlik, yanlış bu tür kavramların hepsi ademi kemaldir. Vücut, varlık, güzellik, doğruluk, iyilik bunlar kemaldir. Dolayısıyla mesela karanlığın ışığa nispeti gibi düşünün. Ondan sühre verdiği nur ve zulmet metafiziği kurar. Allah'ta zulüm, kötülük bunlar ademden kaynaklıdır. Allah'ta da bir Adem olamayacağına göre vücudu mutlaktır o. Vücudu mahızdır. Engin Hoca vücudu mutlak tabirini sevmez. Vücudu mahız, salt varlıktır yani. Salt varlıktan yokluğu içeren, Adem içeren bir şey çıkabilir mi? Zulüm. Çıkamaz. Bu yüzden zaten ayetlerde de var hocam. Yani biz nakilci olsak bile aslında insaflı bir nakilci olsak deriz ki başınıza gelen her iyilik Allah'tandır, her kötülük kendinizdendir. Bu tür ayetler de var yani. Birçok bunun delili var. O yüzden Allah'tan asla ve kat'a kötülük, eksiklik sadır olamaz.